Evet. Hoş geldin Betül. Hoş bulduk. Bu kılıkta doğum günü partisine gidilir mi sence? Evet. Ayakkabılarımı farklı yapabilirim. Aynı içindeki tonlardan seçebilirim. Çocuğunun kaçıncı yaş gününü kutluyorsunuz? Yani ben bir dedim. Yani iki yaş olabilir. İki yaş kutu. Az önce Emel çok duygulandı. Evlat özlemi çektiğinden bahsetti. Herkesin hayatta bir tabii şeyleri var. Doğuyoruz, büyüyoruz, evleniyoruz. Çoluk çocuk bir... Nedir insanın dikili taşıdır. Yani çocuk herkes ister. Biz oğlumun ilk yaş gününü kutladığımızda şeydi, birinci yaş günüydü. Konseptimiz uğur böceği. Dövmesini yaptırdım buraya ben. Sonra vefat ettikten sonra. Şöyle. Uğur böceği. İkinci yaş gününde de biz babasıyla yeni ayrılmıştık. Yani bir ay falan olmuştu. Ayrıldı. Onu kendi aramızda yani ben oğlumla kendi evimde kutladım öyle. Hani büyük bir şey değil. Üçüncüyü büyük yaparız. Hep düşüncem şeydi işte bir 5 yaşında falan daha büyük böyle anlayabileceği yaşta onun istediği bir konseptle yaparız diye düşünmüştüm. Olmadı. Yani kısmet, kader her şey. İnsanlar şey doğuyor, büyüyor, ölüyor. Mesela hep bana şey diyorlar ya Murat'la işte niye berabersin? İşte çok karşı geliyorlar. Ama Murat bir tek benim o günlerimde vardı. Vefalıyım ben. Vefa çok önemli. O yüzden kimse yoktu. Onunlaydım ben. Öyle aramızda onun bağı oluştu. Yıllardır da öyle bir şey sürüyor. Hayaller de devam ediyor hayatlarda. Tabii ben hiç evlenmeyi düşünmüyordum yani oğlum varken hiç. Ama insan oğlunu kaybettikten sonra çocuğunu tekrardan evlenmeyi istedim. Öyle oldu. Murat da şey hep yanımda oldu yani iyi biri. O yüzden. Emel'e de çok duygulandım. Aslında herkesin içinde yaşayamadığı şeyler var. Bir kalıp duruyor yani. Bir kalıba giriyoruz. İnsanlardan korunmak, güçlü durmak için. Öyle çok duygulu. Bugün zaten benim için hep böyle duygulu geçecek. Konsepti duyduğum anda zaten çok hayalim vardı. O ilk mesela Emel'e duyarken sordum. Onlara gittim ben de. Anne derdi, anne demezdi. Şey daha çok bana benziyordu. Hep böyle aslında ben oğlum olduğunu duymadan önce hiç kız çocuğu bir merakım vardı kızlara çok. Ama oğlum hep böyle kız çocuğu gibiydi. Saçları kıvırcık, tombul. Belki bir gün gösteririm resmini. Çok böyle sosyal medyama da koymuyorum. Hani yorum yapılsın. Çünkü insanın çocuğu hassas noktası. Yorum yapılsın, görünsün istemedim. O yüzden de koymadım hiçbir yere. Öyle. Çok hayalim vardı. Olmadı. Yarım kaldı her şey. Tam evimin arkası mesela ilkokul. Hep hayalim onu oradan bakmaktı. Olmadı hiçbir şey. Öyle böyle. Çok insanlar sınanıyor. Ben de sınandım. Çok sınanıyoruz hala. Ama daha üstü, evlat acısının üstü olamaz herhalde. Olamaz, imkansız yani. O yüzden güçlü durmaya çalışıyorum. Güçlü bir insanım. Öyle. Umarım Yüce Allah sana evlatlar ve onlarla kutlayacağın yeni doğum günleri nasip eder. Evet. Yani o günlerde Murat yanımda olmasaydı geçiremezdim herhalde. Çünkü biz 3 ay falan herhalde bizim evin orada Gürpınar sahili var. Orada yeşillikte uyuduğumuzu bilirim yani. O hep yanımdaydı. Eve giremiyordu. Çok kötü günlerdi. Hani hiçbir şey öyle durduk yere geçmedi. O yüzden ben Murat'ı bırakmadım. Ne yaparsan, ne olursa olsun. O da yanımda durdu. Bunun ödülü de inşallah beraber bir yuva, çoluk çocuk kurmak. Evet ailesi istemedi beni hiçbir zaman. İnşallah beni tanırlar. Ben çünkü onları biliyorum onlar çok iyi insanlar. Haklı oldukları yanlar var ama yanlış oldu her şey. Yani gençlik, cahillik, hatalar yaptık. Fevri çıkışlarımız oldu. Tanıyamadılar beni. Bir ön yargıları var. Yıkamadım. Bu programa çoğu katılmamın sebebi oydu be mesela. Ama ben böyle bileyim. Şimdi mesela benim televizyonda olduğumu biliyorlar artık. İnsanlar dolduruşa falan getirebilir. Ama bunda şey yok. Yani bir gün biliyorum bir gün beni tanıyacaklar. Keşke her şey baştan başlasaydım. Eminim seni yakından tanıdıklarında da çok seveceklerdir. Evet. Umarım yeniden güzel ve mutlu bir ailen olur. Ben onlar olsun çok istiyorum. Bize destek olsunlar çok istiyorum. Herkes hata yapabilir. Biz onların evlatlarıyız. Bir gün inşallah olacak diye düşünüyorum. Onlar çünkü evlatlarını atamazlar. İnsan mutlu olduğu kişiyle olmalıdır yani. Bugün Betül için zor bir gün olacak. Tabii ki ona her zaman tam desteği veren tek arkadaşım benim. Her zaman onun yanında olacağım ve ona destek vereceğim. Ve bu zor günü de beraber atlatacağız. Pekala, seni daha fazla üzmek istemem. Bugün böyle duygusel bir gün geçireceğiz. Hep kavga olmasın. Doğum gününe bu kılıkta mı gideceksin? Ben böyle gider miyim gitmez mi bilmiyorum. Ben bir başka kombin bakayım. Tamam.